Değerli dinleyenlerim, bir başka soru. Din ve akıl birbirine ters düşer mi? Bu zaman zaman konuşulan, tartışılan bir meseledir. Ve meselenin köküne indiğimizde özellikle Avrupa'da, Hristiyan Avrupa'da din ve bilimin birbirine ters düştüğünü görüyoruz. Orta Çağ'da skolastik felsefe revaçta olmuş. Yani kilisenin felsefesi ön planda. Kilisenin yanlarında okullar açılıyor ve bu okullarda dogmatik bir şekilde tek taraflı kilisenin doğruları, doğru kabul ettiği şeyler öğretiliyor. Ama kilisenin doğruları gerçek doğruyu bazen yansıtmıyor. Bilim başka türlü söylüyor. Ve bunun neticesinde kilise ile bilim adamları arasında bir çatışma meydana geliyor. Ve bu çatışma Orta Çağ boyunca devam ediyor. Günümüzde de bitmiş değil. Çatışma devam etmekte. Ve bunun çözümünü din ayrıdır, bilim ayrıdır. Böyle demekte buluyorlar. Yani bir nevi laiklik. Bu şekilde bir çözüm yolu üretiyorlar. Ve diyorlar ki dinin yeri vicdanlardır ama bilimin yeri akıllardır, laboratuvarlardır. Dolayısıyla dinin kendine göre doğruları olur ve bilimin de kendine göre doğruları olur. Böyle bir çözüm yolu kendileri bulmaya çalışmışlar. Ve Avrupa'da, Hristiyan Avrupa'da din ile kilise, din ile bilim adamları gerçekten birbiriyle çatışma halinde olmuşlar. Bunun en belirgin örneklerinden bir tanesi malum Galile. Galile dünyanın döndüğünün farkına varıyor ve dünya dönüyor diye iddia ediyor. İlmen ortaya koymaya çalışıyor. Fakat bu kilisenin doğrularına ters düşüyor. Kiliseye göre dünya dönmüyor. Böyle olunca mahkemeye veriliyor. Malum o dönemde Avrupa'da Engizisyon mahkemeleri var. Kilise mahkemeleri. Ve kilise kendi doğrularına ters düşenleri burada çok şiddetli bir şekilde cezalandırmakta. Galile'yi de muhakeme ediyorlar. Ve diyorlar ki sen yanlış yaptın. Kilisenin doğrularına ters düştün. Tövbe et. Önce inat ettiyse de sonrasında tövbe etmeye başlıyor. Tamam diyor, dünya dönmüyor. Ve bu şekilde muhtemel bir idam cezasından kurtuluyor. Sürgüne gönderiliyor. Kendisi hayli yaşlı. Artık gözleri görmez bir hale geldiğinde sürgündeyken başkalarıyla görüşmesine izin veriliyor. Daha bunun gibi mesela bir Bruno örneği var. Cayır cayır yakılan birisi. Daha belki binlerce, on binlerce kilisenin doğrularına karşı çıktı diye idam edilen, yakılan kimseler var. Avrupa'nın tarihinde Engizisyon mahkemeleri diye bu meşhurdur. Kilise mahkemesinde pek çok bilim adamı veya dine ters düştüğü iddia edilen kişiler cayır cayır yakılıyor veya idam ediliyor. Buradan Avrupa'daki bilim adamlarında dine karşı bir soğukluk meydana geliyor. Ve Hristiyanlık dinine cephe alıyorlar. Ve Hristiyanlık dinini kabul etmiyorlar. Ve bizde de bu 19. yüzyılda etkili olmaya başlamış. 19. yüzyılda Avrupa artık maddi yönden öndedir. Osmanlı eskisi gibi ihtişamlı değildir. Böyle olunca Avrupa hayranlığı başlıyor. Ve bu Batı kitaplarının bize tercümesi, bir kısım insanımızın Avrupa'ya gönderilmesi, oradaki fikirlerden etkilenmesi sebebiyle bizde de din ayrı, bilim ayrıdır tarzında yorumlar başlıyor. Ve aslında Hristiyanlığa karşı başlatılan din ilim çatışması bize aynen taşınıyor. Halbuki bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Yani din ile akıl, din ile bilim birbirine ters düşer mi? Evet, bazı dinlerde düşer. Din muharref bir dinse akla ters düşer. Din insanların meydana getirdiği bir dinse yine ters düşer. Ama din Allah'ın gönderdiği en son din olan İslamiyetse bunların birbirine ters düşmesi beklenemez. Neden? Bunu kısaca şöyle ifade edebiliriz. İnsanı yaratan Allah, elbette insanı en iyi bilen O'dur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak "Ela ya'lemu men halak" buyuruyor. Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette Allahu Teala yarattığı mahluku en iyi bilendir. Böyle olunca Allahu Teala insanlara kitap gönderiyor. Tarih boyunca kitaplar göndermiş, peygamberler göndermiş. Buralarda hak ve hakikati,
eğriyi doğruyu, haramı helali beyan etmiş. Böyle bir dinin, Allah'ın gönderdiği bir dinin bilimle çatışması düşünülemez. Neden? Alemi yaratan Allah'tır. Kanunları yaratan Allah'tır. İnsana aklı veren yine Allah'tır. İnsan aklını iyi bir şekilde kullandığında o zaman Allah'ın bildirmiş olduğu gerçeklere ulaşacaktır. Veya işaret etmiş olduğu gerçeklere ulaşacaktır. Ve bu açıdan baktığımızda İslam dünyasında doğrudan bir din adamlarıyla bilim adamlarının çatışması görülmüş bir durum değil. Zaman zaman gerçi bazı böyle din adamları belki dini de tam anlamadıklarından yanlış anlamalara sebebiyet vermişler. Hatta günümüzde bile bunun bazı örneklerini görmek mümkün. Mesela benim hatırladıklarımdan bir tanesi, yıllar öncesinde bir toplantıda dile getirilmişti. Bir tanesi dedi ki, siz İslam'ı çok üstün gösteriyorsunuz ama işte hocalara bakıyoruz, bir kısmı aklın kabul etmediği şeyler söylüyor. Mesela dedi, işte ay Allah'ın nurudur, Kur'an'dan bunu söylüyorlar ve Allah'ın nuruna nasıl çıkılır? Dolayısıyla aya çıkılmayı inkar eden hocalar var dediler. Belki bazı böyle çıkanlar olabilir de, acaba din böyle mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'de evet ay bir nurdur geçiyor. Allah ayı gökyüzünde bir nur kıldı. Ama bunun anlamı çıkılmaz bir nur anlamında değil. Bunun anlamı Allah güneşi bir ziya kıldı. Ayı da bir lamba kıldı. Yani bir nur kıldı. Burada kastedilen tefsirlerde açıklandığı üzere ayın ışığı kendinden değildir. Güneşten geleni yansıtır ve buna nur denilmiştir. Dolayısıyla burada herhangi bir problem söz konusu değil ama bazı din adamı görünümünde kişilerin yanlış anlayışı söz konusu. Dolayısıyla bu tarzda gerçek anlamda İslamiyet'te bir din-bilim çatışması söz konusu değil. Belki şu da örnek verilebilir, meşhur bir örnektir. İşte dünya öküz ve balık üzerinde. Bazı rivayetlerde Peygamberimizin böyle dediği söyleniyor. Acaba bunu kabul mü edeceğiz? Gerçekten dünya öküz ve balık üzerinde mi? Bu konu zaman zaman belki konuşuluyor, tartışılıyor. Ama şunu ifade edeyim. Her şeyden önce bu bir rivayet. Önceki İsrailiyat denilen İslam'dan önceki bazı kitaplarda da böyle bir rivayete yer verilmiş. Eğer gerçekten Peygamberimiz böyle bir ifadede bulunmuşsa, ki bu zayıf bir rivayet, onu ifade edeyim. Şayet gerçekten böyle bir ifadede bulunmuşsa bu mecazi bir ifadedir. Yani dünya öküz ve balık üzerindedir denildiğinde burada kastedilen dünyada karalar var, denizler var. Karaları temsil eden öküzdür. O zamanlarda ziraat öküzle yapılıyor. Tarım öküze dayalı. Ve denizleri temsil eden de balıktır. Karadakiler hayatını öküzle, denizdekiler balıkla geçiriyorlar. Böyle olunca burada kastedilen mana dünya öküz ve balık üzerindedir denildiğinde yani hayat bunlarla devam eder. Nasıl ki sorulsa bir devlet neyin üzerinde? Buna cevap olarak da askerin kılıcı ve okumuş olanların da kalemi üzerindedir denilse, memurların kalemi üzerindedir denilse herhalde üstte devlet var, altta kılıç ve kalem var. Bu anlaşılmaz. Buradan kastedilen mana devletin hayatı askeriyenin ve ilmiye sınıfının kuvvetli olmasıyla iyi bir şekilde devam eder. Buradan bu anlaşılır. Her dilin kendine göre elbette bir takım mecazları vardır. O mecazi ifadeye takılıp kalıp onu hakikat gibi kabul etmek ve dış görünüşüne göre hemen kabul etmek uygun değildir. Tekrar konuyu ifade edecek olursak, İslamiyet'te akıl ve bilim çatışması diye bir şey söz konusu değildir. Ve İslam tarihi boyunca da gerçekten bu manada bir çatışma olmamıştır. İslamiyet ilim adamlarını koruyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de akla çok büyük önem veriliyor. Ulema gerçekten böyle methediliyor. Mesela Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Elbette bir değildir. Bilenlerin üstün olduğunu ifade ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim oku emriyle başlıyor. Cenab-ı Hak
kaleme yemin ediyor. Bu anlamda Kur'an'daki ayetler bir bütün olarak değerlendirilecek olursa okumak, öğrenmek, devamlı ilim sahibi olmak bunlar nazara verilmekte. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Acaba vahiy ile her şey bize ayrıntılarıyla bildirilmiş midir? Her şey ayrıntılarıyla bize bildirilmemiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayet vardır ve burada belli şeyler bize anlatılmıştır. Ama burada anlatılanlardan hareketle anlatılmayanlar üzerinde de akıl yormak, düşünmek bu bize bırakılmıştır. Dolayısıyla İslamiyet'te dinin başta iki kaynağı vardır. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Peygamberimizin hadisleri. Ama ayetler ve hadisler sınırlıdır. Zaman içerisinde yeni yeni olaylar meydana geliyor. Bu yeni yeni olaylara ayetten hadisten nasıl cevap vereceğiz? Söz gelimi, diyelim Peygamberimiz döneminde uyuşturucu yoktu söz gelimi. Sigara bilinmiyordu. Sigaranın hükmünü verirken, uyuşturucunun hükmünü verirken neye göre vereceğiz? Veya günümüzde teknoloji çok gelişti, tıp çok gelişti. Diyelim tüp bebek gibi olaylar var. Bunlara nasıl hüküm vereceğiz? Dinen caiz mi değil mi? Nasıl hüküm vereceğiz? Bu konuda karşımıza icmayı ümmet ve kıyası fukaha çıkıyor. Yani ümmetin alimleri bir konuda evet bu böyledir dediklerinde o da bir hüküm sayılıyor. Bir de kıyası fukaha dediğimiz müştehit zatlar, Kur'an'ı, hadisleri çok iyi bilen kimseler. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdikleri kapasite, mevhibe ile de enine boyuna meseleleri değerlendirip yeni meselelerle karşılaştıklarında hükmü budur tarzında hüküm ifade edebiliyorlar. Bu İslamiyet'e bir hareketlilik kazandırıyor. Bütün zamanlara uygulanabilir bir özellik kazandırıyor. Belki bunu şöyle bir ifadeyle ifade etmek uygun olabilir. Nasıl ki mesela anayasa vardır. Maddeleri çok fazla değildir. Bir de diğer kanunlar vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve Peygamberimizin bazı ifadeleri anayasa hükmünde adeta. Ama kıyamete kadar meydana gelecek çok değişik olaylar var. Bu meydana gelecek olaylar işin ayrıntıları türünden ayetlere ve hadislere bakmak suretiyle bunların hükümlerini ortaya koyabiliriz. Böylece İslam hukuku bir hareketlilik kazanır ve bütün meselelere cevap verecek şekilde bir durum meydana gelir. Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinde Allah-u Teala şöyle bir temsil veriyor. Allah gökten bir yağmur indirdi. Vadiler kendi kapasitesince su ile doldu. Ve neticede bir nehir, o nehrin üzerinde bir köpük meydana geldi. Köpük malum neticede sönüp gidecek ama sular hedefine varacak. Başka bir temsil veriliyor. İnsanların süs eşyası yapmak için, bu ziynet eşyalarını yapmak için madenleri ateşe vermesi. Diyelim ki elmas, kömür birbirine karışık vaziyette. Ateşe veriliyor. Ateşe verildikten sonra kömür yanıp gidiyor. Geriye elmas kalıyor. İki tane misal veriliyor. Bunlardan bir tanesi gökten yağmurun inmesi ve yeryüzünde vadilerin bununla dolması. Üzerinde bir de köpük meydana gelmesi. Köpük sönüp gidecek ama sular hedefine varacak. Ve bunun yorumunda Hamdi Yazır gibi zatlar ve başka bir takım müfessirler diyorlar ki bu Allah'ın vahyini temsil eder. Yani Allah-u Teala nasıl ki gökten yağmur indiriyor, onun gibi vahiy de bir rahmet yağmur, rahmet gibidir, bir yağmur misalidir. Ve kalpler vadilerdir. Yani yağmur vadilere geliyor, vadiler doluyor, Kur'an kalplere geliyor, kalpler onunla doluyor. Ancak ilahi vahyin üzerinde zamanla bazı köpükler meydana gelebilir. Yani insanlar ilahi vahyi gerçekte olduğundan daha farklı algılayabilirler. Anlama noktasında problemler olabilir. Dinin bir takım meselelerinde zihinlerde şüpheler meydana gelebilir. Bunlar suyun üzerinde, selin üzerinde meydana gelen köpük gibi. Ama bunlar atılır. Yine o sular hedefine doğru varır.
Ancak burada belki şu var. Din menşeinde, kaynağında semavi olmakla beraber artık yere indiğinde, zihinlere indiğinde bazen o zihinlerde yanlış algılamadan meydana gelen durumlar olabiliyor. Bu onların problemi. Yoksa dinin doğrudan kendisinde yanlışlar yok. Yani burası ince bir noktadır. Diyelim ki falanca zat Kur'an-ı Kerim'i anlarken yanlış anlayabilir. Bu onu bağlar. Söz gelimi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Onlar işte devenin nasıl yaratıldığına bakmadılar mı? اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. O ayetin devamında وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ. Arzın nasıl satıh olduğuna bakmadılar mı? Bazı zatlar bu ayetleri yorumlarken yeryüzü düzdür demişler. Ve bunu ayete dayandırmışlar. Ayet-i kerime düzdür diye bir ifade kullanmıyor. Yeryüzünde satıhlar da olduğuna dikkat çekiyor. Yani yeryüzü tümüyle sivri tepelerden meydana gelse insanlar nasıl yaşayacak, hayat nasıl olacak? Ama Allah-u Teala ovalar da yaratmış ve oralarda insanlar hayatını devam ettiriyor. Ayetin anlattığı bu. Fakat bazıları bu ayete dayanmak suretiyle dünya düzdür demeye varmışlar. Hal bu onları bağlar. Kur'an'ın doğrudan bize bildirdiği bir şey değildir. Halbuki İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Şafii gibi zatlar Avrupa'daki ilim adamlarından 300-500 yıl önce dünyanın kürevi olduğunu, dünyanın yuvarlak olduğunu kitaplarında ifade ediyorlar. Onların eserlerine bakıldığında arzın kürevi olduğu, dünyanın yuvarlak olduğu ifade edilir. Demek ki dini anlamada, Kur'an'ı yorumlamada zamanla bazı insanlar hata yaparsa bu hata onları bağlar. Doğrudan Kur'an'ı bağlayan bir hüküm değildir. Yine Ra'd suresinde geçen ayete tekrar dönecek olursak, bir de insanlar yeryüzünden maden çıkarıyor. Ama o maden saf bir maden değil. İçinde böyle karışık şeyler de var. Ve bunu ateşe veriyorlar. Ateşe vermenin neticesinde oradan kıymetli madenleri elde ediyorlar. Ama bu arada orada da bir posa meydana geliyor. O posa olan kısım atılıyor. Ama gerçekten maden olan, işe yarayan kısımdan ise istifade ediliyor. Müfessirler burada diyorlar ki bu da beşeri bilgiyi temsil eder. İnsanların kendi ilimleriyle, akıllarıyla ulaşmış oldukları bilgi seviyesini yansıtır. Yani ne gibi? İnsanlar kendi akıllarıyla da tabiattaki bir takım kanunları bulurlar. Ne gibi? Newton'un halini örnek verebiliriz. Newton bu zat işte çekim kanununun farkına varan ilim adamı. Yüzyılların en büyük fizikçilerinden bir tanesi. Belli bir altyapısı var, kapasitesi var ve bunu değerlendiriyor. Bir gün anlatıldığına göre başına bir elma düştüğünde yer çekimi kanununun farkına varıyor. Neden bu elma aşağıya düştü? Ve buradan hareketle yer çekimi diye bir kanunu, hatta gezegenler arası çekim kanunu, bunları fark ediyor ve bir kanun şeklinde ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan bir yer çekimi kanunu belki doğrudan anlatılmıyor. Her ne kadar işaretler varsa da doğrudan bir anlatım yok. Şunu demek istiyorum. Yani Newton gibi bilim adamları da bunlar bir takım şeyler bulurlar. Doğrudan ayette, hadiste yer almayan bazı şeyleri bulurlar. Ama onların akıllarıyla ulaşmış olduğu bir şey. Bazıları da arada yanlış şeylere ulaşırlar. Nitekim Batlamyus Nazariyesi diye bir teori vardı. Batlamyus Nazariyesi'ne göre dünya düz, hareketsiz, güneş dünyanın etrafında dönüyor. Bu şekilde bir anlayış vardı. Bu teori 1000 yıl civarında insanlık dünyasında hakim oldu. Ama sonunda baktılar ki insanlar yanılmışlar. Demek ki insanlar 1000 yıl gibi uzun bir süre yanılabilirler. Her şey görüldüğü gibi değil. Yani görünüşte evet güneş bizim etrafımızda dönüyor ama hakikatta ise dünya güneşin etrafında dönmekte. Görülen köy bazen kılavuz isteyebiliyor. Bir tek insan değil, adeta topyekün insanlık aldanabiliyor. İşte insanların kendi ilimleriyle, akıllarıyla ulaşmış oldukları meselelerde bu tarz köpükler de var. Bu köpükler zamanla atılıyor
Ama gerçekten istifade edilecek şeylerden insanlık alemi istifade ediyor.